Bugün sizlere e-ticaretin geleceğinden bahsediyorum. Ama ismim Aytaç Mesci. Önce ondan bahsedeyim. Yaklaşık 25 senedir dijital pazarlama, e-ticaret ve son dönemde artık yapay zeka ile bu işin daha etkili nasıl yapılacağı konusunda çalışmalar yapıyoruz. Bu konuda sektörde eğitimler ve dijital pazarlama konularında, e-ticaret konularında eğitimler, danışmanlıklar veriyorum. Öncelikle yapay zeka nedir gerçekten? Bu kavramı bir bilmeniz gerekiyor. Yapay zeka dediğimiz kavram bir bilgisayarın aslında bir insan tarzı gibi, neredeyse insanmış gibi düşünerek belli bir çalışmaları sizin için gerçekleştirdiği algoritmik bir düşünce yapısıdır. Yani buna baktığınız zaman aslında üç alanda yapay zeka gelişir. Bir bilgisayarmış gibi düşünme kısmı, bir makine öğrenimi, biraz daha bu gelişmiş ve deneyimleriyle daha kümesel olarak yayılması daha da aslında etkili kısım derin düşünce. iRobot filmini seyreden var mı? Süper. iRobot filminde ne yapıyor? Robot biraz daha derin düşünceye geliyor. Diğer robotlardan ayrılıyor. Daha etkin şekilde hareket ediyor. Ve sanki kendi özgürlüğünü. Bu olay biraz beni korkutuyor, açık konuşayım. Tamam, bu robotlar her şeyi yapacaklar. Yapay zeka ama ne olacak diye düşünüyor. Ama şu anki sürece geldiğimiz zaman biraz daha var sanki bu sürece. Peki bu yapay zeka kavramı yeni mi? Yapay zeka kavramı yeni değil. Alan Turing'in İkinci Dünya Savaşı süresinde aslında ilk defa makineler düşünebilir mi diyerek çıkardığı bir olgudur bu. Ve bugüne geldiğimiz zaman yaklaşık 2000'den fazla firma sadece bu alan üzerinden çalışmakta. Ve devamlı yapay zeka ile bizim insanoğlunun işlerini nasıl daha rahat iyi hale getirir, daha kolay nasıl yapılır hale getiriyor. Ama en önemlisi aslında yapay zekanın e-ticaret kısmının içine giriyor olması. Çok etkin şekilde çalışıyor hale gelmesi. Öyle ki Marketas firmasının yaptığı bir analiz raporlarına göre 2023 yılında 5 milyar dolara kadar bir sadece bu yapay zekanın desteğiyle gelirlerin arttırdığı gösterilmiş. 10 yıl sonra bu iş 50 milyar doları geçecek. Yapay zeka desteğiyle e-ticaretin daha fazla gelir elde etmesi. Bu noktadan bakarak gerek kullandığınız pazar yerlerinde, gerek alacağınız e-ticaret paketlerinde mutlaka yapay zeka entegrasyonunun olduğundan emin olmanız lazım. Birazdan sizlere bu paketlerin nasıl olduğunu, nasıl olması gerektiğini ve seçerken nelere dikkat etmeniz gerektiğinden bahsedeceğim. Bir kere e-ticaretin pazarlaması bizim için önemli. Yapay zekalar bu konuda destek veriyor mu? Daha düşük maliyete daha hızlı iş. Hepimiz çok fazla ekibi çalıştıracak durumda değiliz. Hepimizin 10 tane çalışanı, 20 tane pazarlaması, içerik gireni yok. Bu konularda hem satışı hem de bunun potansiyelini arttıracak çalışmalar yapabiliyor mu? Daha en önemlisi chatbot dediğimiz sanal veya sesli yardımı veya bunu satışa yönlendirecek çalışmaları yapabiliyor mu? Görsel arama motoruyla gerçekten hedefte kullanıcının veya potansiyel müşterinin ihtiyacına yönelik ürünleri sunabiliyor mu? Ve en önemlisi ürün tavsiyesi yapabiliyor mu? Peki e-ticarette yapay zeka aslında nasıl yapılanmalı? Bir buna bir bakalım. E-ticaretin aslında baktığımız zaman en önemlisi müşteri segmentasyonu yapıyor mu? Ve bu müşterinin ihtiyacını doğru belirleyip ürün sunabiliyor mu? Veya bu müşterinin yaşam boyu geri dönüşü ve bununla ilgili nasıl bir entegrasyon yapıp yapmadığı önemli. İkinci kısım benim baktığım akıllı talep tahmini. Müşterinin akıllı talep tahmini belirliyor mu? Fiyatları ona göre belirliyor mu? Rakiplerin fiyatlarını analiz edebiliyor mu? Ve buna göre öneriler yapabiliyor mu? O kadar çok dinamik durumdayız ki, o kadar çok aktif durumdayız ki, rakipler o kadar e-ticarette var ki, mutlaka bunlar için artık insanoğlunun yetişebilecek hızı yok arkadaşlar. Gerçekten dinamik olarak bunu koşturuyor olması lazım. O yüzden önemli kısımlardan bir tanesi de e-ticarette ürün girmek. Çok güzeldir, en güzel. Ürünleri girersiniz, otomatik sistemlerle destek yapabiliyor mu? Ve ürünleri kişiselleştiriyor mu? Şimdi gelelim bir bakalım. Bu ayrıntılar kısmı nasıl? En önemli kısımlardan bir tanesi chatbot.
Tamam, güzel. Hepimiz bir e-ticaret sitesine giriyoruz. Merhaba, hoş geldiniz. Nasıl yardımcı oluruz? Sağdan bir kutu çıkıyor. Artık bu yeterli değil. Biraz daha müşteriyi doğru tanımıyor olması lazım. Sadece yardımcı değil, müşterinin talebini doğru anlayacak, onun bir dijital kankası olacak. Gerçekten neyi bilecek, gerçekten neyi satın alacağı yönlendiren olması gerekiyor. Bakın size bir örnek vereyim. Bu Sephora çok güzel kozmetik bir marka, kozmetik dünya çapında bilinen ve çok güzel bir uygulama geliştiriyorlar. Ya her bayan makyajı yapmasını hak eder. Her kadın, ama kendisi için doğru makyajı yapmasını da o iyi bilir. Ve bu konuda en güzel yardımcılardan bir tanesi için oturmuşlar, çok güzel bir sanal gerçeklik uygulaması geliştirmişler. Uygulama sadece makyajın nasıl yapılması değil, makyajla ilgili o kişiye özel nasıl yapılır, makyajın kişinin simasında nasıl görüldüğü ve etkili şekilde nasıl etkilendiği, hangi ürünün seçilmesine karar vermesi konusunda yardımcı olan bir uygulamadan bahsediyorum. Bu akıllı zeka, yapay zeka uygulamaları kişiyle kullanıcılarla öyle entegre hale gelmiş ki kullanıcıları direkt satın almaya yönlendirir hale gelmişler. Kullanıcı direkt kendisi açıp bakıyor, kendi siması üzerinde test ediyor, bütün her şeyi bu yapay zekalarla öneriyor. Şimdi bu açıdan baktığımızda, dediğimiz gibi, artık olay sadece ürünü al, bu ürün senin için iyi değil. Daha da yakınlaşması gerekiyor. Daha da etkili olması gerekiyor ki müşteri ikna olsun. Müşteri hazır almaya hazır olsun, satın almaya hazır olsun, özür dilerim. Bu açıdan baktığınızda tekrar soruyorum. Yaptığınız hizmetlerde alacağınız e-ticaret paketleri benzeri çözümleri sağlıyor mu? Görmeniz için devam ediyorum. Biraz video geçsin. Bu akıllı chatbotlar gerçekten iyi yazılırsa, iyi geliştirirse kişiler için gerçekten etkili hale geliyor. Peki Amazon için konuşuyoruz. Demin çok güzel sorumdu. Amazon da buna benzer bir uygulama çıkardı. Alexa dediğimiz bir uygulama çıkardı. Ve dünyanın en büyük e-ticaret platformlarından, pazar yerlerinden bir tanesi olan Amazon, Alexa dediğimiz bir chatbot çıkardı. Bunu hepimiz kullanabiliriz. Kendi ürünlerimizin satışında aktif halde yapabiliriz. Türkiye için henüz aktif mi? Bu konuda emin değilim. Ancak kullanıcılara gerçekten sadece sizin girdiğiniz bilgiler üzerinden taleplerine göre otomatik cevaplar veriyor. Demin ne dedik? E-ticaret bir satış işidir. Müşteriyi ancak gerçek hayattaki gibi iletişim kurarsanız satarsınız. Gerçek hayatta nedir? Potansiyel müşteri gelir, kasanın önünde parasını verir, ürünü bekler. Bu arada da satın almadan evvel birkaç soru sorar. Bu nasıldır? Döndürürsem olur mu? Söyle sürersem nasıldır? Güneş üzerinden gelirse etkili olur mu? Bir sürü farklı soru sorabilir ürüne göre. Bunlara da çok hızlı, nasıl gerçek hayatta cevap almak istersiniz? Aynı şey e-ticarette de geçerli. Soruyu sorduğunuz zaman cevabı aldığınızda müşteri etkilenmeye başlar. Daha hızlı satın alma kararını verme potansiyeli olabilir. Önemli noktalardan gene bir tanesi, madem yapay zekayı konuşuyoruz, gerçekten web sitesinin de yapay zeka olarak yapılanması. Şimdi müşteri gerçek hayattayı düşünün. Bir lokantaya gitseniz, sevdiğiniz, güvendiğiniz yere gidersiniz. Oranın beğendiği yemeği yersiniz. Beğendiği tatlıyı seversiniz. Neden? Oraya, o tarz yemeğe alışmışsınız. O tarz yemek tarzına alışmışsınız. Ticaret de böyledir. Bir web kullanabilirliği dediğimiz tabir vardır. Kişi geldiği zaman ticarette tasarımsal olarak, webin o sayfasını kullanabilirliği olarak, görseli olarak doğru bir noktada o tasarımı ister. Ve bunu da kendisine uygun olarak tasarlamak ister. Yapay zeka ile siz bunları kullandıkça gerek o sitenin, e-ticaret sitesinin içindeki arama motorları, gerekçe site içi sonuçları bunu otomatik olarak yapılandırmaya başlar. Sadece kendisi elle değil. Misal veriyorum. Belli bir ürünleri devamlı aramaya başladığında geldiği cinsiyete göre ona önereceği ürünler. Belli bir ürünleri devamlı aramaya başladığında bütün ürünleri değil,
sıklıkla aradığı veya satın aldığı ürünleri görmekten bahsediyorum. Yani bir kişinin kendi bir profil tarzı vardır. Bu profil tarzına göre e-ticaret ürünleri öneriyor mu? Sizin istemediğiniz, devamlı sizi rahatsız eden ürünler mi? Gerçekten size seven, sizin profilinizi tanıyıp otomatik ürünleri öneriyor mu bu e-ticaret sitesi? Bir bunu sorguluyor olmanız gerekiyor. Bu gene doğru bir satışta, dediğim gibi artık burası bir çok büyük bir mağaza değil. İnsanlar içlerinden arayıp da vakit ayıracak bir zamanları yok arkadaşlar. Çok hızlı ihtiyaçları da biliyorlar ve buna doğru çok hızlı önüne çözümlerin gelmesi gerekiyor. Bir uygulamayı düşünün, kişi geldiği zaman o anda bir anda etkilenip seçtiği ürünü direkt raftan alabilir gibi mobil uygulamadan basıp satın alabildiğini ve bunun entegre olduğunu düşünün. Mesela bunu en güzel yapan platformlardan bir tanesi Pinterest'tir. Bunun haricinde gene önemli kısımlardan bir tanesi yapay zekada fiyatlandırmadır. Doğru zamanda doğru fiyatı doğru müşteriye verebilmekten bahsediyorum. Bu da her bölgede, her kısımda satılan ürünlere göre, piyasaya göre farklı fiyatlama modelleri çıkmak zorundadır. Kişiler üretime göre, benzer ürünlere göre, üretim tarzları, üretim ülkelerine göre fiyatlar değişebilir. Buna göre yapay zekanız çalışıp ilgili firmaya, ilgili müşteriye göre farklı fiyat modelleri çıkarabiliyor mu? Farklı bir açıdan bakayım, görüntü etiketleme. Bir siteye giriyorsunuz veya bir ortama giriyorsunuz. Bu ortamda telefon uygulamanızı açtığınız andan itibaren gördüğünüz her şey satın alacak ürün potansiyelidir. Kendi sitenizde de aynı şekilde bir ürüne girdiğiniz andan itibaren gösterdiğiniz her görsel ve o görsel içindeki ürünlerde potansiyel satışa yönelik yapılabiliyor mu? E-ticaret modülleriniz bunlarla entegre çalışabiliyor mu? İşte yapay zekalar gene bu şekildeki yapılarla satışı arttırmada potansiyel sağlayabilirler. Bakın bir örnek daha vereyim. Bu gördüğünüz Sephira tarzı bir otomatik bir içerik yönetimi. E-ticarette en güzel şeylerden bir tanesi ürün satmaktır. O güzel, 10 bin tane ürünüm olsun satayım. Ama iş bunun fotoğrafını ve içeriğini eklemeye gelince bu en zor kısımdır. Geliştirmişler uygulamayı. Uygulama koyduğunuz görsele göre görselin background'unu oluşturuyor. O görsele göre otomatik metni oluşturuyor. Ve bunu onayladığınız andan itibaren bunu direkt e-ticaret sitesinin içine engelliyor. Ve bu mesela aynı anda Amazon gibi veya Etsy gibi platformlarla entegre çalışıyor. Mesela sizin yapay zekada kullandığınız e-ticaret modelleri buna benzer yapılarla entegre mi? Çalışıyor mu? Önemli kısım gene. E-ticaret demin değerli yorumcumuz söylemişti. Müşteri yorumları en önemli kısım. Gerçekten bir şeyi satın almak için insanların önerileri, insanların bir fikir beyan ettikten sonra sizin düşünceleriniz her zaman etkilenir. Ama burada en tehlikeli kısımlarından biri astroturfing dediğimiz bir kavramdır. Özellikle yurt dışında Amazon platformu içinde bir sürü fake hesaplar üzerinden gerçek dışı yorumlarla o hesap sahiplerinin hesapları sanki çok iyiymiş gibi gösterilmeye başlanıyor. Amazon bu süreçten ve gerçekten iyi çalışan müşterilerin hesaplarının değer kaybetmesi sebebiyle yapay zekada yeni bir modül geliştirdi. Bu modül ürünü zaten bir yorum yapabiliyorsanız satın almak zorundasınız. Satın aldıktan sonra yorumu yapan kişinin öncelikle sitede gerçekten aktif mi? Belli aralıklarda çalışıyor mu? Daha evvelden satın almış mı? Daha evvelden bir teklif veya pakete koymuş mu? Veya daha evvelden herhangi başka ürünlerin satın almasında yorum yazmış mı? Farklı kampanyaların içine girip girmemiş mi? Tüm bunları kontrol ettikten sonra yorumunu onaylamaya başlıyor. Amazon özellikle bu kısım için bu şekilde bir modülü geliştirdiği yapay zekayı aktif hale getirdi. Mümkün olan en doğru şekilde çözümü sağlayabilmek için. Gene önemli kısımlardan bir tanesi yapay zekada siber güvenliktir. Veri her şeydir. Bakın e-ticaret sitenizi kullanıyorsanız KVKK kanunu da gereği veya sizin kendi satışlarınızla birlikte
bu veriyi doğru şekilde tutmanız lazım. Veri kaybından bağlı, veriyi kaybetmenizden bağlı çok büyük para cezaları ödeyebilirsiniz. Yapay zekada gene bu konuyla ilgili de çözümler sağlamış. Yani e-ticaret kısmında siz bunu yaparken insanın olduğu her yer hata yapmaya muktedidir. Hata yapma olasılığı vardır. Buna bağlı olarak da insanın yapabileceği hatalara, orası bir krizlere doğru yapay zeka çok hızlı olası sorunları çıkarıp bunlarla ilgili çözümleri de sunmaya başlıyor. O yüzden de bu siber güvenliğin yapay zeka ile entegrasyonu ve e-ticaret modülleri içine eklenmesi önümüzdeki zamanlarda mutlaka zorunluluk haline gelmesi gerekiyor. Bunu katılmazsa bu da mutlaka çok büyük sorunları çıkaracak. Peki bu konuyla ilgili firmalarla çalışıyoruz. E-ticaret firmalarıyla çalışıyorum. Özellikle kendisini geliştirecek farklı projelerle birlikte çalışıyorum. Zaman zaman bana sorular gelmeye başladı. Bu sorulardan önemli olan birkaç tanesini toparladım. Çok fazla vaktinizi almayacağım. Ya mesela yapay zeka e-ticaret platformu nedir diye soruyorlar. Eğer bir e-ticarette ürün önerileri varsa, müşteriye kişiselleştirmiş yapısı varsa, envanterin yönetimi, bu envanter yönetimi çok önemlidir. Stok takipteki ürünün bitme olasılığı, satın alma olasılığına göre önerileri yapıyorsa ve müşteri desteği sadece yardım değil, önerilerle demin dedim ya dijital kankası oluyorsa aslında bir yapay zeka yapısı var. Bunlara ek olarak envanter yönetim dedik, müşteri desteği dedik, kampanyaları öneriyor mu? Bunlar bizim gibi önemli. Müşteri memnuniyetini sağlıyor mu? Veya bu özelliklerin temelleri nedir? Mutlaka içinde artık e-ticaret sitesinin bir arama motoru değil, öneri motorları da olacak. Gerçekten kişileri satın almaya yönlendirecek çalışmalar olacak. Ve belli analizlerle talepleri oluşturabiliyor mu? Bunlara bakıyor olmamız lazım e-ticaretlerde. Gene e-posta pazarlamayı küçümsemeyin. Hala elinizdeki cep telefonlarınız bir e-postayı alıyor. Buralar üzerinden belli aralıklarla göndermeleri yapıyor olması lazım. Genelde hangi dillerde bu yazılımlar yapılıyor? Ön planda, ön tasarım, arka tasarım için hala PHP, Java, JavaScript veya Ruby gibi açık kaynak kodlu yazılımlar kullanılıyor. Mutlaka yazılım dillerini öğrenmeniz gerekiyor. Bu konuda destek uzun vadede yapıyor olması gerekiyor. Mutlaka bu yapay zekalı sitelerin Google Analytics'e entegre olabiliyor olması lazım. Sadece entegre değil. Bakın Google'un da kendi yapay zeka yapısı var. Bütün bu içeriklerin entegrasyonu ve arama motoru da uzun vadede SEO ile bu entegre olacak. Burayla birlikte çalışıyor mu? Önemli soru gene. Ve gerçek zamanlı sohbet botları anlık cevaplar verebiliyor mu? Bizim için çok önemli. Ve bu kısımları yapabiliyor olması sizin sadece e-ticarette değil, buradaki SEO kısmında, web SEO, e-commerce SEO'da etkili olacak. Son birkaç tane soru daha sorup, başka ben sizden soru varsa onu alayım. Yani ben çok büyük işletme değilim. Bu işe girebilir miyim? Hiç fark etmiyor. Kendi bütçenize uygun en iyi bütçelerle bu işlemler yapılabilir. Ve hani bu platformların mutlaka diğer platformlarda da entegre çalışıyor olması benim için önemli. Özel gerekli mi, bütçenize göre, uzun vadeli çalışmalarınıza göre bunların hepsi yapılabilir. Ben teşekkür ediyorum. Varsa memnuniyetle soruları almak isterim. Peki teşekkür ediyorum dinlediğiniz için.